Bu videoda daha önceki videolarda da bahsettiğimiz enflasyon ve deflasyon hakkında konuşup enflasyon ve deflasyonun kimlerin kazanıp kimlerin kaybetmesine sebep olduğuna değineceğiz. Özellikle de birbirlerine sabit oranlarla borç para veren insanlardan bahsedeceğiz. İsterseniz hemen bir örnek oluşturalım. Bu bugünü, bu da bundan bir yıl sonrasını gösteriyor olsun. Şimdi bugün acil bir durum söz konusu olduğunu ve dişçiye gitmem gerektiğini ama param olmadığını ele alalım. İyi bir arkadaşım olduğunuz için bana 100 lira vereceğinizi söyleyip dişçiye gitmemi sağlıyorsunuz. Evet bana 100 lira borç veriyorsunuz ama bu parayı faiziyle geri almak istediğinizi söylüyorsunuz. Bugün iyi bir arkadaşım olan sizden 100 lira borç alıyorum. Bir yıl sonra da bu 100 lirayı %10 faizle yani 110 lira olarak size ödeyeceğim. Şimdi de farklı enflasyon senaryoları üzerinde duralım. İsterseniz önce enflasyonun olmadığı bir dünya hayal edelim. Başlangıç noktamız bugün ve tüketici fiyat endeksi de 100 lira. Bunu ülkemizdeki standart bir tüketici sepetinin 100 lira olması olarak düşünün. Böylelikle neler olup bittiğini daha iyi bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Enflasyon yok demiştik. O halde bu sepetin fiyatı bir yıl sonra da hala 100 liradır. Şimdi reel değerleri düşünürsek ki önümüzdeki videolarda reel ve nominal değerlerden daha çok bahsediyoruz. Reel olarak 110 lirayla bunun %10 fazlasını alabiliriz öyle değil mi? Demek istediğim burada %10'luk bir karlılık söz konusudur. Şimdi de biraz daha realistik yani mesela enflasyon oranının %2 olduğu bir senaryo düşünelim. Başlangıçtaki tüketici fiyat endeksi yine 100 lira bir sene sonra %2'lik bir enflasyon oranıyla yeni tüketici fiyat endeksi 102 lira olur. Bu arada başlangıçta fiyatı 100 lirayken bir sene sonra 102 lira olan bir tüketici sepetinden bahsediyoruz ama çoğu ülke için bu çok gerçekçi bir senaryo değil. Yani ben 100 lirayı konuyu anlamamızı biraz olsun kolaylaştırmak için seçtim. Bu ikinci durumda da bir sepetten fazlasını satın alabilirsiniz öyle değil mi? az önceki gibi %10 fazlasını değil, %8'den biraz azını alırsınız ama yine de fazlasını alabilirsiniz. Bir de enflasyonun uç bir değerine ele alalım. Evet, tüketici fiyat endeksi 100'ün 2 katından fazla olsun. Bu durumda büyük bir enflasyon değeriyle karşı karşıya olduğumuzu düşüneceğiz. Sepetin bir sene sonra 100 liradan 220 liraya çıkmış olsun. İşte bu ilginç bir senaryo. Neden diyorsanız bakın. Başlangıçta bana 100 lira borç veriyorsunuz ve ben bu 100 lirayla bu sepeti satın alabilirim. Ama bir sene sonra size parayı geri ödediğimde bu sepetin sadece yarısını alabiliyorsunuz. Bana borç verdiniz ve nominal olarak aldığınız faize bakarsak %10 daha fazla lira elde ettiğimiz gibi görünse de bir sene sonra size geri ödediğim 110 lirayla bir sene önce 100 liraya satın alabileceğiniz sepetin yarısını satın alabiliyorsunuz. Bu senaryoda %10 nominal getiriniz var gibi görünse de reel getiriniz çok az ve %50'ye eşit. Bana borç verdiğiniz parayı faiziyle geri aldığınızda bir sene önce satın alabileceğiniz şeyin ancak yarısını satın alabiliyorsunuz. Bu örneklere dayanarak enflasyonlu durumlarda özellikle de enflasyonun beklenenden fazla olduğu durumlarda faizler enflasyonu bir ölçüde dengeleyebilir. Ama şöyle farklı bir bakış açısıyla da duruma bakabiliriz. Sizden borç aldım ve bu parayla bu sepeti satın alabiliyordum. Ama size bu sepetin ancak yarısını satın almanızı sağlayacak bir geri ödeme yapıyorum. Bunu 100 liralık bir sepet alıp bir sene sonra sepeti 220 liraya satmak olarak da düşünebilirsiniz. Size o zaman bu 220 liranın ancak yarısını ödeyebilirim. Belki dişçiye de gidememiş olurum ama buradan kazanç sağlayabilirim. Görüyorsunuz değil mi? O halde enflasyon özellikle de beklenmedik derecede yüksek değerlerde ise sabit oranlarla borç alanların lehine bir durum yaratır diyebiliriz. Hemen not edelim. Sabit oranlarla borç alanların lehine olur. Bu arada sürekli sabit oranlar diyorum çünkü istediğiniz faiz oranı enflasyona göre düzenlenen bir oran olabilir ve bu durumda buradaki kadar büyük bir kazanç sağlayamayabilirsiniz. Aynı şekilde sabit oranlarda borç verenlerin de aleyhine bir durum yaratır. Tahmin edeceğiniz gibi deflasyonda bunun tam tersi durumların ortaya çıkmasını sağlar konunun açık olması için isterseniz bir de uç bir deflasyon senaryosu ele alalım. Tüketici fiyat endeksinin yüzden 55'e düştüğünü düşünelim. Evet, fiyatı 100 lira olan tüketici sepeti bir sene sonra 55 lira ediyor. Bu durumda da sizden bir sepet satın alabilecek kadar borç alıp size iki sepet alabileceğiniz kadar geri ödeme yapıyorum. 110 lirayla bu sepetten iki tane alabilirsiniz, öyle değil mi? O halde deflasyon senaryosunda nominal olarak %10 faiz alıyor gibi görünmenize rağmen, yani nominal getiriniz %10 gibi görünmesine rağmen bu işin size gerçek karı %100. Bana borç verdiğiniz parayla bir sene sonra bu sepetlerden iki tane satın alabiliyorsunuz. O halde deflasyonda sabit oranlarda borç alanların aleyhine, borç verenlerin de lehine bir durum yaratır diyebiliriz.